Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Kısa sap bağlamada birbirinden güzel, özel eserlerle ilerlemeye devam ediyoruz. Artık ne yaptık? Süslemeler, çarpmalar, teknikler uygulamaya başladık. Mızrapları da işin içine yavaş yavaş katacağız arkadaşlar. Mızrap vuruşları yörelere göre değişse de genel itibariyle tartımların dışına çok çıkmaz. Türküleri öğrenerek, türkülerin içerisinde bizler yavaş yavaş mızrapları da diğer teknikleri de öğreneceğiz. Acele etmeyin, güzel bir şekilde çalışın. Arkadaşlar size şunu söylemek isterim. Bu işte yani bir enstrümanı öğreniyorsanız sizin en büyük düşmanınız aslında aceleciliğiniz. Bir an evvel olsun istemeniz. Sabrederek derslere 3 ay, 5 ay, 1 yıl boyunca devam eden arkadaşlarımız meyvelerini yemeye başladılar. Aslında profesyonel çalmaya başladılar. Bir yandan da şunu görmüş oldular. Hiçbir şeyin kolay olmadığı gibi bu işin de kolaylıkla oluvermeyeceğini çalışarak anladılar. Bugün sizinle Ardahan'ın Yollarında isimli hareketli bir eser çalacağız. Özellikle hareketli bir eser seçtim. Sebebi de şu arkadaşlar. Genel itibariyle bu zamana kadar parmaklarınız, vuruşlarınız, mızrabınız otursun diye yavaş eserler, daha rahat çalabileceğiniz eserler seçtim. Bugün biraz daha sınırları aşıyoruz. Ne yapıyoruz? Ardahan'ın Yollarında. Bu eser biraz daha neşeli, biraz daha hareketli, kıpır kıpır bir eser. Bu yüzden seveceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar parmak egzersizleri çalışıyoruz değil mi? Bakın bir bina inşa ederken kolonlarını yapmadan süslemelerine, dış duvarına geçebilir misiniz? Geçemezsiniz. Aslında o binayı ayakta tutan o kolonlar değil mi? O güçlü kolonlar. O yüzden bağlamada da sizden şunu istiyorum. Parmak egzersizleri, bu işin kolonları, bu işin en önemli kısmı. Her gün çalışmanız gereken eser değil aslında. Her gün çalışmanız gereken günlük. En az yarım saat, 45 dakika belki 1-1,5 saat parmak egzersizleri çalışın. Parmaklarınızı pert edin. Sonra bırakın bağlamanızı ve günler boyunca bu şekilde, bağlama hayatınız boyunca bu egzersizler bu şekilde devam etsin. İnanın gitgide daha güzel çalacaksınız. Gitgide daha özel çalacaksınız. Çaldığınızdan siz zevk alacaksınız. Arkadaşlarınız zevk alacak. Dinleyenler bir daha dinlemek isteyecek. Şunu çalsana, bir daha çalsana diyecekler. Ha işte o zaman sizin kapris döneminiz başlayacak. Uzattığımın farkındayım. Hoca hemen derse geç diyen yeni katılımcılar olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaşlar benim takipçilerimle aramda güzel bir bağ var. Güzel bir muhabbet var. Her zaman bana ulaşabiliyorlar. Her zaman bana yazabiliyorlar. Instagram'dan takip edin beni. Instagram DM'den yazabilirsiniz. Bu videonun altına da yorumlar bırakın. İnanın hepsini okuyorum. Bazılarına dönem ama genel itibariyle dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz bir abone olun. O yandaki bildirimi kesinlikle açın. Niye biliyor musunuz? Bildirimi açtığınızda yaptığım videodan anında haberdar olabiliyorsunuz. Ya da bir hikayeye bıraktığım kısa bir not ya da farklı şeyler anında haberdar olabiliyorsunuz. O bildirim önemli dostlar. Bu kanalların ayakta kalmasının aslında ücreti, bedeli ne biliyor musunuz? Beğenme, yorum ve videoların izlenmesi. Türkiye geçmeden önce yarım saat 45 dakika parmak egzersizi çalıştıysanız hadi esere geçin. Hadi. Dostlar ilk önce eseri basit versiyonda çalacağım. Daha sonra süslemeli çalacağım. Buna dikkat edin. Şimdi önümüze gelen porteyi biraz inceleyelim. C'yi görüyoruz. Her ölçü nedir? Artık bunu biliyoruz. C her ölçü içerisinde nasıl olursa olsun hangi notadan oluşuyor olursa olsun 4 vuruş olması gerekiyor. Yukarıdaki o masa ve V şekillerini görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Masa şeklini gördüğümüzde mızrap aşağı, V'yi gördüğümüzde mızrap yukarı çek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu eserde bemol gibi, diyez gibi bir değiştirici işaret olmadığı için bütün sesleri natürel notalarına göre çalacağız. Bunu çalarken daha iyi anlayacaksınız. Hazırsanız şimdi ilk ölçüyü biraz analiz edelim. Bir vuruşunu nasıl yapmıştık arkadaşlar? Elimizi aşağı indirip kaldırıyorduk. Bu 100 metre idi değil mi? Yarım vuruşu nasıl yapıyorduk? Elimizi sadece indiriyorduk. Bu da 50 metreydi. Yukarıdaki notaya yani mi notasına baktığımızda yarım vuruş olduğunu görüyoruz ve önünde nokta var. Önceki derslerimizde notanın yarı değeri kadar uzattığını, bu noktanın bu anlama geldiğini söylemiştim. Yani bu 50, 50'nin yarısı 25. Yani bu nota ilk mi notası 75 vuruş oluyor. Yani 100 buydu. İndirip kaldırıyorduk. 75 nereye gelir? 50, 25. Geriye kaldı bir 25'lik bölüm. Şurası kaldı. Orada da ikinci notaya geçiyoruz. Orada çeyrek değil mi? Yani 75-25. 75-25. Başlıyorum şimdi.
Mi, re, mi, re. Devam ediyorum. Re, do. Üçüncü ve dördüncü nota da bu şekilde. Mi, re, re, do. Notalar 75-25 şeklinde gidiyor. Beşinci ve altıncı notaya bakıldığında bunların yarım yarım olduğunu görüyoruz. Do ve re'nin. Do, re. 50-50. Tekrar birinci ölçünün son iki notasına bakalım. 75-25 yine şöyle 75-25 yani mi, re gibi. Tamamını bir okuyalım sonra çalalım. Diğerlerinin solfejlerini yapmayacağım. Bonalarını yapmayacağım arkadaşlar. Mi, re, re, do, do, re, mi, re. Çalalım. Mi, re, re, do, do, re, mi, re. Bir daha yapalım. Mi, re, re, do, do, re, mi, re. Şimdi burayı süsleyelim ve eklemeler yapalım. Yani mi, re. Mi'yi süslüyorum. 75. Mi, re, re, mi, do, re. Mi, re, re, mi, do, re, do, re, mi, es. Bir daha yapıyorum. Mi, re, re, mi, do, re, do, re, mi, es. İkinci ölçüye geçelim. Basit versiyon. Mi, re, re, do, do, re, re. Mi, re, re, do, do, re, re. Süsleyelim. Mi, re, re, mi, do, re, do, re, re, es. Bir daha yapıyorum yavaş. Mi, re, re, mi, do, re, do, re, çarp, re, es. Bir daha yapalım. Aslında bunun üzerinde devam edecek diğer notalarda. Üçüncü ölçüye geçelim. Birinci ölçüyle aynı. Mi, re, re, do, do, re, mi, re. Bir daha yapalım. Mi, re, re, do, do, re, mi, re. Süsleyelim. Mi, re, re, mi, do, re, do, re, mi, re. Ama basit versiyon. Mi, re, re, do, do, re, re, es. Süslemeli çalalım. Mi, re, re, mi, do, re, do, re, re, es. Devam edelim. Basit. Mi, re, re, do, do, re, mi. Yine aynı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde gidiyor aslında. Şu sol kısmına kadar. Devam edelim. Mi, re, re, do, do, re, re, es. Son iki ölçüyü basit versiyonda çaldım. Basit versiyonda devam edeceğim. Sonra süslemeli olarak devam edeceğiz. Mi, re, re, do, do, re, mi, re. Devam edelim. Mi, re, re, do, do, re, re. Devam edelim. Mi, re, re, do, do, re, mi, re. Aslında hep aynı olduğunu görüyorsunuz. Mi, re, re, do, do, re, re, es. Aralara hep es vurun. Es'i de üst el boş vurun. Şimdi şurası değişiyor arkadaşlar. Bakın. Sol, mi, re, do, do, re, mi, re. Bakın hepsi eşit. Sol, mi, mi, re, do, re, mi, re. Sol, mi, mi, re, do, re, mi, re. Buranın süsleme kısmı da şu şekilde. Sol, mi, fa. Bu şekilde gidecek buraya. Ankara. Sol, mi, fa. Mızraba bakın. Sol, mi, fa, mi, re. Mi, re. Bakın iki kez vurdum. İki kez. Dikkat. Sol, mi, fa, mi, re. Sol, mi, fa, mi, re. Do, re, mi, re. Bir daha yapıyorum. Sol, mi, fa, mi, re. Do, re, mi, re.
Belki şurada bir çarpma yaptım. Onu söylememiş olabilirim. Bir daha yapıyorum. Sol, mi, fa, mi, de, re'yi yukarı çektikten sonra bir fa'ya çarptım mızrapsız. Sol, mi, fa, mi, de, do, re, mi, de. Sonra mi, re, re, do, do, re, re, es. Aynı şekilde gidecek. Aslında dilediğiniz kadar tekrar ederek bu türküyü uzatabilirsiniz. Bunu güzel bir şekilde çalıştıktan sonra burayı tekrar açın, benimle birlikte çalın. Son, ki, üç, dört. Mi, re, re, do, do, re, mi, re, mi, re, re, do, do, re, re, es. Mi, re, re, do, do, re, mi, re, mi, re, re, do, do, re, re, es. Mi, re, re, do, do, re, mi, re, mi, re, re, do, do, re, re, es. Mi, re, re, do, do, re, mi, re, mi, re, re, do, do, re, re, es. Sol, mi, re, do, do, re, mi, re, mi, re, re, do, do, re, re, es. Mi, re, re, do, do, re, mi, re, mi, re, re, do, do, re, re, es. Evet kıymetli dostlar, bu tarz videolar gelsin istiyorsanız beğeni ve yorumları unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.